Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Arabulucu yapabilmek için iki taraftan da bir savaşın bitmesi isteği olması lazım. Rusya'nın öyle bir isteği yok ki. Biz burada iki taraf var. Bir tarafta saldıran taraf var ama biz kendi ülkemizi koruyoruz. Biz yani bu saldırı önlemeye çalışan bir taraf. Bu yüzden yani vatan için savaş. Onlar için ne savaşıyorlar kimse bilmiyor. Kendileri de bilmiyorlar. Biz vatan için savaşıyoruz. Halk için savaşıyoruz. Bizim ülkemiz için savaşıyoruz. Bu yüzden sonuna kadar, evet sonuna kadar savaşacağız. Yani arabuluculuk olması için iki taraftan da kabul etmesi gerekiyor. Ama maalesef burada sadece biz savaşı durdurmak istiyoruz. Tamam, belki savaş açısından, yani savaş durdurması açısından kesinlikle çok daha fazla yapılacak şeyler var. Ama elinde sonunda yardımlar da geliyor. Yani ne kadar az olsa, ne kadar yetersiz olsa da, yani tamamen Ukrayna'yı dünya bıraktığını diyemiyoruz. Çünkü yaptırımlara baktığımız zaman, yani Almanya bile silah gönderiyor. Yani daha önce hiç olmayan bir şey. Yani bu yüzden tamam, belki yetersiz ama sonuçta yalnız değil ve tam tersi tüm dünya bizim tarafımızda. Yani bu çok önemli. Yani herkes Ukrayna'yı destekliyor çünkü mağdur olan burada Ukrayna, saldıran değil. Yani görüşüyoruz, bazıları çıkabilirler. Yani şöyle, silahı alan herkes zaten silahı aldı ama yaşlı, çocuk olan orada bulunması inanılmaz tehlikeli. Çünkü inanılmaz fazla sivil kayıplarımız var. Yani onlar sonuçta sivil binaları, hastaneleri dediğim gibi bombalıyorlar. Sürekli sığınakta kalmak inanılmaz zor ve hatta çok tehlikeli. Bu yüzden bazıları çıkabildiler. Yani ülke dışında çıkabildiler. Bazıları kaldılar çünkü ne çıkabiliyorlar ya da bazıları çıkmak istemiyorlar. Çünkü sonuçta yani gidecek yer yok ya da durum çok zor. Hani durumlar çok kötü açıkçası. Özellikle Kiev'de kalanlar, Kharkiv'de kalanlar inanılmaz kötü şeyler anlatıyorlar. Bazı güneyde akrabalarım var. Onlar işgal altında maalesef. Yani işgal altında topraklarını şu anda orada hala bazı yerlerde savaş devam ediyor, bombalama devam ediyor. Hani anlattıklarını kendi kulaklarıma inanamıyorum gerçekten. Çünkü yani ağlıyorlar ama herkes şu anda kendi alanında savaşıyor. Ben de kendim alanımda savaşıyorum. Çünkü ilk günlerden biri biz hem insani yardım toplamaya çalışıyoruz, topluyoruz. Yani bizim diasporayı organize ediyoruz. Ben aynı zamanda Ukrayna Derneği'nin başkanıyım, Ankara'da bulunan ve biz dernek olarak bayağı organize ettik. İşte elçilikle birlikte, elçiliğin yürüttüğü bir kampanyasına katıldık. Buraya gelen mültecilerle ilgili şu anda çalışmaları yürütmeye başladık. Çünkü her şekilde savaşıyoruz. Enformasyon savaşı da bir savaştır. Basın açıklamaları yapıyoruz, mitingler yapıyoruz. Yani bu şekilde savaşmaya çalışıyoruz. Hocam, şöyle, eğer mantıksal bir durum olsaydı, yani karşı taraf bir mantık içeren bir lider olsaydı, yani mantıklı bir adım atan lider olsaydı, o zaman bir şeyler, yani bir öngörme yapabiliriz. Ha, bu mantıklı davranışların sonu bu olur diye hiçbir şey diyemiyoruz. Bu yüzden bunun bir sonraki adım ne olabilecek Putin'in dışında kimse bilmez. Yani ve bununla ilgili şöyle olabilir de böyle olabilir, tamamen spekülasyon olur. Çünkü savaşın olacağını da kimse tahmin etmedi. Yani son döneme kadar kimse inanmıyordu böyle bir şey yapabileceğini. Yani nükleer silah kullanabilir mi? Kullanır. Kullanır. Yani hiç şüphesiz. Zaten hem Zaporojye'de hem Çernobil'de, yani Zaporojye'de nükleer santrali saldırdı. Yani bunu mantıklı bir lider yapar mı 21. yüzyılda? Yapmaz. Yani çünkü sonuçta bunu tek amacı, yani dünyayı tehdit etmek, dünyayı belki de yok etmek. Çünkü yani kendi bir dünyasında yaşıyor ve maalesef o dünyada ne var, kim var, yani biz bilmiyoruz. Bu yüzden herhangi bir öngörme yani şu anda yok.
Çok umut ediyorum, en kısa bir şekilde bitireceğini umut ediyorum.